Oldu da bu sebeplerden dolayı, Covid'den dolayı malumunuz Suudi Arabistan hacı başka ülkelerden kabul etmiyor hacı adayı. Biz yatırmıştık, çıktı bize Ahmet abi de olduğu gibi. Sonra sağlığımızı kaybettik veya işte vefat ettik. Gidemedik. Ne olacak hocam o zaman? Tabii insana hac farz olduktan sonra ya bizzat kendisi gider veya gitme imkanı ki nedir? Ölümdür. Değil mi? Gidememe, kaybetmek yani gitme imkanının ortadan kaybolması ölümdür. Veya müzmin bir rahatsızlığa yakalanırız, kronik. Artık hac menasikini, o görevi yapmaktan nedir? Aciz oluruz. Ve hayat boyu da yapma imkanını yakalayamayız. Bu durumdaki insanlar ne yapar? Bedel hac gönderirler. Yani ne demek? Bir vekil. Bir vekil gönderirler. Vekaleten hac yaptırırlar. Peki vekaleten hacı vasiyet eder ölmeden önce. Hali hayatında ben gidemiyorum. Fakat sağlığı gitmeye elverişliyse gider zaten. Gidemiyorsa o zaman kendi adına bulunduğu memleketten çünkü müvekkil neredeyse vekil de oradan gidecek. Ve masraflarını kim karşılayacak? Tabii ki o vekaleti veren kişi karşılayacak. Efendim insanlar oraya gidemiyor. Şimdi şöyle şeyler de var. Gidemiyor. Oradaki bir insanı hac bizim adımıza vekalet yaptırabilir mi? Hayır. Nerede? Bu hacımız nerede? Diyarbakır'da. O halde Diyarbakır'dan birisi bu kişi adına ne yapmalı? Hac yolculuğuna çıkmalı. Onun adına hac görevini yapıp geri gelmeli.